Malum havalar soğuk. Şimdi bu adam ne yapıyor diyeceksiniz. Evet, bu adam ne yapıyor? Bu adam aşırı derecede üşüdü. Yolda kaldı. Kara battı ama yılmadı. Nasıl bir giriş yapsam bilmiyorum. Üşüdüm ama birazdan ısınacağız çünkü harika bir ürünle karşınızda olacağız. Daha doğrusu bir kutu açılış videosu bu. MSI'ın Z270 SLI Plus anakartı var elimizde. Bu anakartı alabilmek için büyük zorluklar geçirdim. Büyük zorluklar atlattım. Nasıl zorluklar? Bir anda kar bastırdı abi İstanbul'da. Ne oldu ya, ben anlayamadım. Arabayla bir çıkayım dedim. Sıcacık bir şekilde MSI ile karşınızda olacağız. Kutuyu açmaya başlayacağız. Hemen kapıdan girer girmez kameranın karşısına geçip sizinle bu heyecanımı paylaşmak istedim. Ufaktan kutuyu açalım ve içinde neler var görelim. Şu an içimi büyük bir heyecan kapladı. Önce kutunun dış yüzeyine bir bakalım. Chipset'i görebilirsiniz, desteği görebilirsiniz, desteklediği işlemciyi. Açıyor muyuz? Açamıyoruz. Hemen arkaya geçiyoruz. Lightning USB desteği var. SLI Crossfire, Audio Boost. Mesela Audio Boost özelliği gerçekten çok önemli. Onlara değineceğiz, teker teker değineceğiz. Yani Hi-Fi kalitesinde bir anakarttan beklediğinizin fazlasını sizlere sunacaktır diye düşünüyorum. Kutunun alt kısmına anakartın teknik detaylarını, özelliklerini yerleştirmeyi ihmal etmemişler. Ve aynı zamanda arka giriş çıkışları da koymuşlar. Bu açıdan hoşuma gitti. Kutu da tasarım bakımından çok hoş. Metalin insanın içini ısıtan havasını zaten kutunun üzerinde bulunan baskı sayesinde alabiliyorsunuz. Bu kadar kutunun yüzeyini tanıdığımız yeter. Hemen içine bakalım. İçinden neler çıkacak görelim. Anakartınıza bakmadan önce kutunun alt kısmına geçelim. Şimdi bir anakartın kutu içeriği gerçekten çok önemlidir. Plakasıydı, ek bağlantı kablolarıydı, driver'ıydı vesaire derken hani donanımımızı hazır hale getirebilmemiz adına her türlü bilgiyi edinebilmemiz gerekir. Bu hususta bakalım bizlere neler sunmuşlar, neler var içinde. Anakartın sürücülerinin olduğu bir DVD çıkıyor içerisinden. DVD'nin hemen altında ise ürünü kaydetmemize yarayan broşürü de koymuşlar. Onun da hemen altında hızlı başlangıç kılavuzumuz var. İşte işlemci yatağını göstermişler. Bir sürü detay var. Rehberimizin hemen altında ise MSI Pro serisi Z270 SLI Plus anakartı için kullanıcı kılavuzu bulunuyor. Bu kullanıcı kılavuzunda ise anakartın her şeyini en ince detayına kadar öğrenebilirsiniz. İşte bağlantıları, bağlantı hatları, BIOS ayarları, ince ayarlar gibi birçok detaya burada rastlayabilirsiniz ve ayarların ne işe yaradığını da okuyarak anlayabilirsiniz. Kutumuzun ikinci bölmesinde ise karşımıza iki adet SATA kablosu çıkıyor. Bir tanesi düz, diğeri ise L şeklinde. Kullanım şeklinize göre hitap edebilecek nitelikte tasarlanmış ve kutuya yerleştirmişler. Bu açıdan iyi olduğunu belirtmem gerekir. SATA kablomuzun hemen altında ise karşımıza plakamız çıkıyor. Kasaya oturtmamızı sağlayan, anakarta oturtmamızı sağlayan parçamız. Hemen anakarta tekrar dönüş yapalım. Gri ve siyah renginin hakim olduğu anakartımızın neredeyse tamamıyla metal ile kaplandığını söyleyebiliriz. İşte bellek slotları, PCI girişleri, onun dışında anakartı soğutma görevini üstlenen plakalar tamamıyla metal diyebiliriz. Elinizi dokunduğunuz an o soğukluğu hissedebilirsiniz, o kaliteyi görebilirsiniz. Arka kısım plastik bir yapıda tasarlanmış. Onun dışında anakarta dikkat çeken noktalar keskin hatlara sahip olması. Gerçekten tasarımın zenginlik anlamında dikkat çeken bir halde ince işçilikle bezenmesi diyebiliriz. Hatları zaten sizler de görebilirsiniz. Anakartın öyle çok fazla detayına değinmek istemiyorum. İncelediğimiz zaman değiniriz. Anakartın tasarımı gerçekten çok hoş. Yani bir oyuncunun isteyebileceği her şeye sahip diyebiliriz. 6. ve 7. jenerasyon işlemcileri destekleyen gerçekten kaliteli bir anakart olmuş. Elinize aldığınız zaman hissedersiniz. Kasaya taktığınız zaman zaten onu TokyoCon hissedersiniz. 7. nesil gümbür gümbür geliyor. Kabilek geliyor, Kabilek. Biliyorsunuz ki 6700K Skylake işlemcisi 4.2 GHz hızlarında çalışabiliyor. 7700K ise
4.5 GHz hızlarında çalışabiliyor Turbo Boost sayesinde. 300 MHz'lık bir artış var. Onun dışındaki teknik detaylara zaten değineceğim. Ama hem kutusu hem de anakartın kendisi canavar olmuş diyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bu havalarda dikkatli olun. Çok fazla dışarıya çıkmayın.